Orkun Yazgan'la spor gündeminin tam zamanı. Herkese merhaba, ben Orkun Yazgan. Podcast dinleyene hoş geldiniz. MediaMarkt'ın katkılarıyla yeni bir bölümde daha karşınızdayız. Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan seçildi ve 3. dönemine başlıyor. Aziz Yıldırım bir tarafta, Ali Koç bir tarafta. Aslında bu kongreye bakıldığı zaman özellikle o son gün karşı karşıya geldiler, bir televizyon yayına katıldılar. Ve bu çok izlendi, çok sükse yaptı. Çok camiaya bir nefes aldırdı aslında. Çünkü iki başkan adayı yıllarca beraber çalışan, ki ben de Fenerbahçe'de iletişim direktörüyken onlarla çalışmıştım. Yani birbirleriyle bu kadar sorunu olmayan ama dışarıdan insanların katkılarıyla hep bir sorun varmış gibi, hep bir karşılıklı sıkıntı varmış gibi buraya kadar gelmişti. Halbuki oturdular, karşılıklı o kadar da bir şey olmadı, anlaşıldı. Hatta programın hemen başında Aziz Bey, Aziz Yıldırım, Ali Koç'u da davet etti. Ayağa kalktılar ve ellerini sıktılar, sarıldılar. Fenerbahçelilerin ihtiyacı olan budur. Öncelikle onun altını çizeyim. Kongreyi nasıl etkiledi? Kongre bu sayede çok daha barış içinde geçti. Çok daha sulh içinde geçti. Çok daha sakin geçti. Aziz Yıldırım, Ali Koç'un kazanmasının ardından, Ali Koç tekrar başkan seçildi ve Aziz Yıldırım kazanmasının ardından çıktı, konuşma yaptı. Ali Koç, Aziz Yıldırım'a çok hassasiyet gösterdi, özen gösterdi, onu ön plana çıkardı ve el ele tutuştular. Ve yeni başkan, eski başkan, birlikte yıllarca çalışmış iki Fenerbahçe aşığı diyelim kişi çok güzel bir görüntü verdiler. O yüzden Fenerbahçe'nin geleceği için ben iyi olduğunu düşünüyorum. Aziz Yıldırım neden kaybetti? O yoruma girersek eğer, Aziz Yıldırım Mourinho hamlesi bence çok doğru değildi. Çünkü Aziz Yıldırım'ın Mourinho hamlesine karşı Fenerbahçe başkanı Ali Koç Mourinho'yu getirdi. Mourinho'yu getirir, yanına da hani abartarak söylüyorum Guardiola'yı da getirir. Yani Ali Koç'a böyle bir yüksek hoca öyle değil de biraz daha Fenerbahçe'nin içinden mesela birinci alternatif Volkan Demirel'in olduğu, İsmail Kartal'ın devam ettiği, Aykut Kocaman'ın sportif direktör olarak görev yapacağı bir formülle gelseydi Aziz Yıldırım biraz daha farklı bir kulvara geçerdi. Biraz bir farklı bir önerisi olurdu kongre üyeleri için. Mourinho deyince iki gün sonra Ali Koç gitti Mourinho'ya getirdi. Bence o yanlıştı. Ya da Aziz Yıldırım zamanında Joachim Löw'ü daha Alman milli takımının ikinci hocası iken getirdi. Çiçeği burnunda, gelecek vadeden bir hoca o zaman getirmişti. Şimdi de mesela öyle bir formül olabilirdi. Dirk Kuyt şu anda Hollanda'da güzel işler yapıyor. Ve çok özel, ben de beraber çalıştığım için söylüyorum. Çok özel bir insandır. Çok önemli bir futbol insanıdır. Kendini geliştiren ve adım adım yükselen bir futbol insanı. Dirk Kuyt gelebilirdi. Dirk Kuyt'ın yanında sportif direktör Aykut Kocaman olabilirdi. Yardımcısı Volkan Demirel olabilirdi. Yani bunları eğer organize etseydi Aziz Yıldırım belki bir şansı olurdu. Ama Mourinho deyince Mourinho'yu Ali Koç getirdi. Ve bir anda kongre üyeleri üzerinde Ali Koç bu işi yapar havası estirdi. Bence en büyük stratejik hatası oldu Aziz Başkan'ın. Ama tekrar söylemek gerekirse Fenerbahçe bu kadar kavga, gürültü, dövüş, laflar, sosyal medya, linçler filan arasında çok sakin bir kongre günü geçirdi. Özellikle ikilinin tartışma programında karşı karşıya çıkması ve aslında sorun sayılan, tartışma yaratacağı sayılan konuların çok da önemli konular olmadığının ortaya çıkması Fenerbahçeleri mutlu etti. Ali Koç diyordu ki gel hani çıkalım, konuşalım filan ama çok fazla bir şey söyleyemedi. Aziz Yıldırım aynı şekilde çok sakin davrandı. Az önce aktardığım gibi daha programın başında zaten sarıldılar, öpüştüler, tokalaştılar filan. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin bu sıcak havaya, bu pozitif atmosfere ihtiyacı var. Bunu yıllardan beri anlatıyoruz. O yüzden buradan devam ederse Mourinho'nun da, şu anda dünyaca ünlü bir teknik adam var Fenerbahçe'nin başında, Mourinho'nun işi daha kolay olacaktır. Bu havayı koruyabilirse Fenerbahçe, yıllardan beri yapamadığını bu yıl yapabilir. Bundan sonra yapabilir. O yüzden bence gayet kongre süreci olumlu geçti, pozitif geçti, efektif geçti. O yüzden zaten pazar günü çok sakin oldu. Bu arada ama altını çizelim. Bir ara bir krizi yaşandı. Yani oy pusulalarının rengi, başkana atılanlar, yönetim için atılanlar, disiplin kurulu için atılanlar, orada bir karışıklık oldu. O bir sanki acaba kongre tekrarlanır mı? Bir itiraz olur mu? Bu noktaya getirildi. Ali Koç aleyhine özellikle. Ama o da çok fazla ön plana çıkmadı. Tabii tekrar olabilir ama şu an için bakıyoruz. O yüzden Aziz Yıldırım kürsüye geldi. Ali Koç'u kutladı. Fenerbahçelerin özlediği noktalar bunlar. Ve biz elimizden geleni yaptık dedi. Bundan sonrası Ali Koç yönetiminin dedi. Çok doğru yaptı. Ali Koç da 6 yılın ardından şampiyonluk olmayan, büyük sıkıntılar, sorunlar olan 6 yılın ardından Mourinho ile yeni bir yolculuğa çıkıyor. Umarız Fenerbahçe için, Türk futbolu için başarılı olur. Çünkü Fenerbahçe olmadan Türk futbolunun da marka değerinde çok büyük sorun olabiliyor. Umarız başarılı olur. Ama şunu da söylemek gerekir. Ali Koç eğer Mourinho ile de başaramazsa o zaman tabii bambaşka bir senaryo ortaya çıkar. Onun da altını çizmek lazım.
Evet, Fenerbahçe'de yeni başkan, daha doğrusu üçüncü kez başkan Ali Koç, Aziz Yıldırım'la şöyle bir güzel bir jesti de var. Aziz Yıldırım'la beraber sahneye çıkacaklar. Ben ceketimi giyip geleyim, başkana ayıp olmasın dedi. İşte Fenerbahçeliler bu minik detayları, bu minik özenleri arıyorlar. Bunun altını çizmek lazım. O yüzden hayırlı olsun diyelim Ali Koç dönemi. Çok kolay değil. Beşiktaş yeni hocasıyla, Galatasaray 2 yıllık şampiyonluğun devamıyla, Trabzonspor her zamanki hırsıyla saldıracak. Fenerbahçe de arada şampiyonluk kovalayacak Mourinho ile beraber, ama Mourinho belli, başkan belli. Şimdi Euro 2024 heyecanı ve o sırada tabii transferlerle beraber Fenerbahçe de kendisine bir yol arayacak. En azından başkanlık sorununu çözmüş olarak ve sulh ile, barış ile çözmüş olarak. O çok önemli. Umarız o barış ile çözmüş olma hali camianın geneline yayılır. Fenerbahçe'yi takip eden yıllardan beri ve içinde çalışan birisi olarak söylüyorum bunu. Evet, gelişmeler bu şekilde. Yeniden görüşmek üzere. Elektronik alışverişin uzmanı MediaMarkt, Orkun Yazgan'la spor gündemini sundu.